Şimdi bir kere PKK veya Öcalan teröristin tam alası yani. CHP de bunun yandaşı artık. Yani bana deseler ki İstanbul'un yarısını vereceğim sana veya tamamını vereceğim, ben yine CHP'ye vermem. Şu anda Atatürk sağ olsa bunların hepsini asar. O da onlardan demektir. Yani en kısa yol yani. O da onlardan demek. Çünkü herkes neyi savunur? Kendi durduğu tarafı savunur yani. Ya CHP bunlar ne zaman olmuş ki, bu memlekete hayır gelmiş ki bundan sonra olacak? Öcalan teröristin ta kendisi. Hem de tam terörist yani. Ne bu 30-40 bin tane asker nereye gitmiş? Niye şehit olmuş? Bu topraklarda şehit olmadı mı? Kim? Sebebi kim? Bugünleri sizce Atatürk görse ne söylerdi CHP'nin bu haline? Yüzümüze tükürdü. Ya zaten Atatürk bunları kabul etmez. Ben de Atatürkçüyüm. Ben Atatürkçüyüm ama Atatürk bunları kabul etmez. Zaten CHP'nin içinde Atatürkçü yok. Görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüsünde de Öcalan terörist değildir diye insanları ikna etmeye çalışıyor. Peki bununla ilgili bir CHP'li belediye başkanları? Ya şimdi tabii ki öyle bir şeylerde bu terörist olarak herkes bunu ispatlıyor ve yatıyor şu anda, mahpusada yatıyor yani. Bunu kime söylersen bu teröristtür yani, daha bunun ilerisi gerisi yok yani. Peki CHP'li belediye başkan adayının terörist değil diye insanları ikna etmeye çalışmasını ne diyorsunuz? O da onlardan demektir. Yani en kısa yol yani. O da onlardan demektir. Çünkü herkes neyi savunur? Kendi durduğu tarafı savunur yani. O da onlardan demektir. Başka söyleyecek bir şey diyemiyorum. Peki birkaç cümle sizden de alalım. Sağ olun. Aynısını ne düşünüyoruz bize? Değişen bir şey yok. Yani Atatürk'ün partisi olarak bildiğimiz CHP, Öcalan terörist değildir diyor. Ben çok üzülüyorum Atatürk'ün partisine. Gerçekten üzülüyorum. CHP çok köklü, eski ama bu PKK ile iç içe girmesi çok yanlış bir yolda oldukları. Zaten CHP'nin bir sürü insanı dağıldı. CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti yani. Öyle değil mi? Cumhuriyeti kuran bir parti yani. Daha bunun ilerisi gerisi yok. Ama içindekiler zaman zaman bunu ne yaptılar? O yana bu yana kaypaklaştırdılar. Olmaması gereken şey, biz bu ülkedeyiz. Biz başka yerde yaşayamayız, bu ülkede yaşayacağız sonuna kadar. Şu anda Atatürk sağ olsa bunların hepsini asar. Bir tanesini sağlam bırakmaz. Ya o sistem o yani. Bizim diyeceğimiz bu kadar. Peki yani Atatürk bugünleri görse şimdiki CHP'lileri sağ bırakmaz mı diyorsun? Bırakmaz. Ya bırakılacak gibi değil zaten. Bırakılacak gibi değil. Yani şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir insanlarız yani. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz birbirimize saygımız, soygu. Kim olursa olsun. Ben hepimiz biriz ya. Biz nereden geldik? Topraktan geldik. Hava anamız. Ve Adem babamız. Daha bunun ilerisi gerisi var mı? Kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Ha ne oldu? Herkes bir taraflara çekti. O yanı bu yanı. İnsanları böldüler yani bir şekilde. Bu peygamberlerden beri böyle gelen bir şeyler. Herkesin bir inancı var kendine göre. Ama bu ülkede biz kardeş yaşayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Ya şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu mantıktan ne düşünebilirsin yani? Yani bu CHP zihniyetinden bu mantıktan ne çıkarabilirsin? Bir şey çıkarabilir misin? Adam geçen gün İmamoğlu ne diyor? İmamoğlu ne diyor geçen gün? Bu şehir diyor Musevilerin, Ermenilerin şehri diyor. Müslümanların diyebiliyor mu? Türklerin diyebiliyor mu? Halk neyin ne olduğunu zaten biliyor. Ha, bağlılık bu bir ülkede mi var? Yok, her yerde var. Ama millet neyi düşünüyor? Bağlılığı düşünüyor. Şunu düşünüyor, bunu düşünüyor. Benim vatanım, benim dinim, imanım, ahlakım diyor mu hiç? Hiçbir şey düşünmüyor. Ya CHP bundan ne zaman olmuş ki bu memlekete hayır gelmiş ki bundan sonra olacak? Ya bu memlekete ne hayır gelir ki bundan sonra ne gelebilir? Soruyorum ya. Yani ben AK Partili ya da şu partiden konuşmuyorum yani. CHP'nin ne zaman bu ülkeye faydası olmuş ki bundan sonra olsun? Anlatabildim mi? Belediye başkan adayının Öcalan terörist değildir diye insanları ikna etmeye çalıştığı görüntüler çok konuşuldu. İşte o da başka bir şerefsizlik. Öcalan teröristin ta kendisi. Hem de tam terörist yani. Ne bu 30-40 bin tane asker nereye gitmiş? Niye şehit olmuş? Bu topraklarda şehit olmadı mı? Kim? Sebebi kim? Şimdi bir kere PKK veya Öcalan teröristin tam alası yani. CHP de bunun yandaşı artık. Yani bana deseler ki İstanbul'un yarısını vereceğim sana veya tamamını vereceğim, ben yine CHP'ye vermem. CHP'yi hayatta vermem. Ömrüm boyunca. Bak ben Ege'liyim. Ege tarafı hep CHP'lidir. Ama kesinlikle ben vermem. Niye? PKK'dan yana çıkıyor çünkü.
Teşekkür ederim. Peki bir soru daha. Bugünleri sizce Atatürk görse ne söylerdi CHP'nin bu haline? Yüzümüze tükürdü. Resmen yüzümüze tükürdü. Ben diyecek size böyle mi emanet ettim, böyle mi bıraktım der yani. Onun yolunda gitseler hiçbir sıkıntı olmayacak burada. Niye? Adam adaletliydi. Şimdi Öcalan terörist. Bunu dünya alem biliyor. Bizim söylememize gerek yok. Ama bu nasıl bir kelime sarf edebiliği ben onu anlayamam yani. Ona bir cevap verme şansım yok. CHP'lileri de yük altına bırakıyor normal şartlarda. Ben siyasi görüş olarak değil de ortadan yani normal bir insan olarak konuşmam gerekirse CHP'liler de bunu kabul etmez yani. Kabul edecek hiçbir tarafı yok bunun. Öyle mi demiş yani ben bu haberleri de izlemedim ama ilk defa ben duyuyorum bilmiyorum. Takip edemedim herhalde. Daha bugün gündem oldu. Ha, bugün ha o zaman taze haber olduğu için biz şey yapamadık normalde takipteyiz ama valla ben tenkit ve kınama yapıyorum. Kınıyorum yani. Evet buraya da bakalım. O kadar. Peki yani bu ülkenin kurucu partilerinden Atatürk'ün partisi dediğimiz CHP'nin bir belediye başkanı adayı. Terör güzel. Lazım yani. Böyle olmaması lazım. O kendi ayağına sıkmıştır yani. Yani onu söyleyen kendi ayağına sıkmıştır. Başka bir şey değil o. Böyle bir konuşma sarf bunu sokaktaki çocuk diyemez onu yani. Ama maalesef böyle şey mi oluyor, faka mı basıyorlar, ne yapıyorlarsa anlamış değilim yani. Böyle çok yanlış konuşmalar oluyor, milleti yanlış yönlendiriyorlar, evet. Teröriste terörist değil denir mi? Teröriste herkes biliyor yani. Peki Atatürk'ün partisinden bir adayın terörist değildir demesi? Valla şimdi onlar dünya çıkar üzerine kurulduğu için, hani dünya çıkar üzerine kurulduğu için terör demeyebilir ama bunu bütün 80-90 milyon Türkiye biliyor ne olduğunu. Siz yerinde soruyorsunuz, tam da yeri. Terörist yani bu, onu herkes biliyor. Bizim 30 bin tane askerimiz öldü. Benim çoluğum, çocuğumuz, biz de askerlik yaptık. Biz yani biz de korkuyorduk ona. Mermi, kör mermi vuruyordu. Irak'tan geliyordu, bize İran'dan gelip bizi vuruyordu. O zaman 85'ten beri bu olaylar var. Ama tabii taraf olan değil der. Sormak istediğin varsa. Peki bugün CHP'nin o için terör güzellemeleri yapmasına Atatürk görse ne derdi sizce? Vallahi zaten Atatürk bunları kabul etmez. Ben de Atatürkçüyüm. Ben Atatürkçüyüm ama Atatürk bunları kabul etmez. Zaten CHP'nin içinde Atatürkçü yok. O saçmalamış kızım. Yani şimdi herkesin görüşüne saygı duymak lazım ama o saçmalamış. Yani Öcalan'ın zaten cümle alem biliyor terörist olduğunu. Bir örgütün başı olduğunu. Yani diyeceğim bu kadar.